Türkiye dün kendini bir anda sanal bir savaşın içinde buldu. Dünyanın farklı ülkelerindeki binlerce hacker aynı anda internet ağı ve bankacılık sistemlerini çökertmek için siber saldırıda bulundu. Neyse ki Türkiye'nin sanal dünyadaki bordo berelileri iş başındaydı. Sanal teröristlere geçit vermedi. Saldırılar var. Yine bakın Türkiye hedefte. Türkiye'ye, direkt sadece Türkiye'ye yapılan bir saldırıydı. Burada binlerce hacker'dan bahsetmek mümkün. Türkiye son zamanların en büyük siber saldırısına uğradı. Binlerce hacker aynı anda internet ağını ve bankacılık sistemlerini çökertmeye çalıştı. Dün kısa süre bir internet kesintisi yaşadım ama sebebini bilmiyorum. Yani ciddi anlamda Amerika'dan Türkiye'ye bir siber saldırı var. Evet, aynen öyle. İşte anlık siber saldırı haritası. Dünyada durmaksızın devam eden bir sanal savaş var. Gün içinde elbette Türkiye'de zaman zaman hedef oluyor. Ama dün ne yaşandı? Gelin onu da harita üzerinden görelim. Bakın akışı görüyorsunuz. Dünyanın farklı farklı yerlerindeki binlerce hacker aynı anda Türkiye'ye saldırdı. Türkiye'deki bankacılık ve iletişim sektörü hedef alındı ve bu sektörlerdeki tüm iletişimin kesilmesi amaçlandı. Kısa süreliğine başardılar da. Türkiye'ye bir siber saldırı gerçekleşti. Siz bir problem yaşadınız mı? Evet, dün internetim kesildi. 10 dakika kadar sürdü. Mobil bankacılık uygulamasına giremedim kullandığım bankanın. Girdiğim siteler bir türlü yüklenmedi ve yani çalışmadı. Siber saldırı öylesine büyüktü ki zaman zaman internette komple bir yavaşlama, hatta kesinti yaşandı. Hedefteki şirketlerin internet sitelerine ve mobil uygulamalarına ise uzun süre erişim sağlanamadı. Hackerların amacı Türkiye'ye ciddi anlamda ticari zarar vermekti. Ama bilişim uzmanları, yani sanal dünyanın bordo berelileri siber saldırıyı kötü sonuçlar doğmadan püskürttü. Birkaç gün kullanılamadığı durumu düşünelim. Böyle bir durumda Türkiye ekonomisine ciddi bir zarar verecektir. Olası saldırılara karşı yeni önlemler alındı.